Evet sevgili izleyenler, bugün Doğukent Çağlayıncert yolunun hemen yanındayız. Doğukent ile Çağlayıncert yolu arasında karayolları tarafından ihalesi yapılan, arkamızda bir dere ıslah çalışması var. Takipçilerimizden gelen bir ihbar üzerine biz de buraya geldik. Buradaki derenin kalitesiz bir malzemeden yapıldığı, o yüzden zaman zaman uçtuğu ve yeniden tadilatının yapıldığı söylendi. Biz de Maraş Anhaber olarak takipçilerimizden gelen ihbarı değerlendirmek üzere buraya, dere ıslahının yanına geldik. Şimdi sizler için burada kullanılan malzemenin kalitesine bakacağız. Evet, takipçimizden gelen ihbara göre bu duvarda yer yer çökmeler olmuş. Sonradan tadilatı yapılmıştı. Hemen kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Sonradan tadilat yapılan yerler belli oluyor. Artık nasıl yapıldıysa, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a böyle dayanıksız yapıları biz yakıştırmıyoruz. Gördüğünüz gibi çimento toprakla karıştırılmış, hemen hemen elde dağılabiliyor. Bu proje henüz daha teslim alınmamış. Yeni yapılmasına rağmen böyle. Kum gibi dağılıyor. Yetkililerden burayı teslim almadan detaylı bir şekilde inceleyip öyle teslim almalarını istiyoruz. Hemen arkamızda duran duvarın renk tonlarının farklı olduğunu göreceksiniz. Rengi açık olan yerler sonradan tadilatı yapılan yerler, öyle anlaşılıyor. Sonradan yapılan yer ve önceden yapılan yerlere baktığınızda derz dolgularının da sağlıklı bir şekilde yapılmadığı görülüyor. Şimdi duvarın ilerleyen bölümündeyiz. Hemen kameraman arkadaşımdan yine rica ediyorum göstermesi için. Burası önceden yapılan, gördüğünüz gibi yeteri kadar çimento kullanılmadığını gösteriyor. Burası da hemen sonradan tadilatı yapılan bölüm. Bu duvarın böyle sağlıklı bir şekilde kullanılamayacağını yetkililere bir kez daha söylüyor. Dere ıslah çalışmalarının yenilenmesi gerektiğini buradan vurguluyoruz.